Halkalı Yazı Yaylası'ndan çıkıştayız. Kamp yerimiz karşıda görünüyor. Ve bu boğazda Halkalı Yazı'dan sonra uzunca bir süre yayla yollarında, toprak yollarda ilerliyoruz. Yine zaman zaman patikalara gireceğiz ve ileride tekrar antik yola da gireceğiz. Buralar Torosların zirveleri, 2100-2200 rakımlar. Bu rotanın bir de zor yeri var Halkalı Yazı Yaylası'ndan sonra. Onu da önümüzdeki günlerde, yani 2020 yazı itibariyle işaretleyip haritalandırıp bitireceğim. Zor rota isteyenler oraya yürüyecek. Günde yürüyebileceğiniz rota 7-8 kilometre. Güzergah üzerinde bir tane kar deliği var. 12 ay orada kar olur. Sularınızı soğutabilirsiniz. Eriterek su yapabilirsiniz. Onun dışında su noktası da yok. 5 litre suyla yürüyebilirsiniz. Kar deliğine de güvenmemek lazım. Bazı yazlar sıcak geçer. Ablam burada koyun sürülerini otlatıyor. Torosların zirvesinde olmak güzel. Torosların hastasıyız abi. Hastasıyız abi. Devam ediyoruz. Baksanıza. Evet. Eski yol hemen önümüzde şu şekilde devam ediyor. Ama toprak yol yapıldığı için artık toprak yoldan gidiyoruz. Çünkü girsek de az sonra tekrar toprak yola giriyor. Göç yollarının yayla yollarıyla kesişmediği yerlerden birindeyiz. İşaretleyerek devam ediyoruz. Çok güzel bir parkur. 2220 rakımdayız. Yol bu şekilde devam ediyor. Bölgenin en yüksek noktası Yıldızlı Dağı karşımızda. Oraya çıkmak için de en yakın nokta karşıdaki karayolu, yani yayla yolu. Az önce yürüyüp geldiğimiz patikayı bir de yukarıdan çekiyorum. İncecik görünüyor. Tabii ki abi, mankenlik ücretini ödeyeceğiz. İyi ki bu yola girmişiz. Eski göç yollarının uzantılarının yenilerini bulduk. Daha önceki yürüyüşlerimde bu yolu bulamamıştım. Hem keşif oluyor hem yolu işaretliyoruz. Bu şekilde yol gidiyor. Ve karşı dağın sırtından ince ip şeklinde görünüyor. Arabele kadar çıkan bir yol. Oradan arkasını bilmiyoruz. Bakalım nereye çıkaracak bizi. Az önce keklikler ötüyordu. Bakalım yine ötecekler mi? Patika neredeyse kaybolmak üzere. Ama onları işaretliyoruz ki ölümsüzleşsinler. Çok güzel oldu. Karşıdan V'den geldik. Şöyle böyle buraya kadar geldik.
şu boyayı... Süzme olsun, yok. Gerçi olsun boya be. Süzme yok. Video çekiyor şu an. Hey ho ho! Ver. Nasıl geçti lan video ya? Yapsın işte abi sen. Yapıyorsun böyle şeyleri. Yukarıdan işaretleyerek aşağı kadar indik. Buralarda çoban barakaları var. Bunlar eski değil, hala kullanılıyor. Hemen karşıda da var bir tane baraka. Buraya bunları yapmalarının nedeni, bu bölgede kar varken suyu kardan elde ettikleri için kar tamamen kalkana kadar burada keçilerini otlatıyorlar. Kar buradan kalktıktan sonra da sulu yaylalara göçüyorlar. Yukarıda tek tük yayla evleri. Abi buradan ne geçmiş olabilir ya? Lan mı? Vallahi. Baksana bir izle. Yılan. He? Yılan. Bu kadar büyük yılan olur mu? Olur. Adam kafayı düşüştür lan. Hayvan, hayvan mı geçmiştir ya? Evet. Kenardan mı düşündün? Korktum. Devam. Böyle buraya bir yere işaret koyalım. Burada yola çıkıyoruz. Evet, dağ yollarından çıktık ve toprak yola girdik. Burası geldiğimiz yöne gidiyor. Ufak ufak yayla evleri. İstikametimiz bu taraf. İstikametimiz şu an Sinekli Boğaz. Bu dağın etrafında. Hı. Bak abi oraya. Şu çıktığımız yerin altı buraya iniyor. Kalkantaşı yaylası. Süper aşağısı ya. Şuraya bayılıyorum. Kalkantaşı yaylasındayız. Yaylanın bir kısmı aşağımızda. Burada dizi dizi obotaşlar var. Anadolu'daki kamlık inancının izleridir bunlar. Bu bölgede bir değil iki değil oldukça fazla bunlardan. Yaylanın bir kısmı da karşıda. Şimdi burada drone uçuracağım. O görüntüleri izliyorsunuz. Rotanın kayıtları kayalarda. Halkalı Yazı yaylası 9 km, Dipsiz Göl 18 km istikamet. Değil mi? Evet, inekler minik gölde bayram ediyorlar. Vadi tabanları genelde bu şekilde. Dağlardan yüzyıllar, bin yıllar içerisinde inen alüvyonlarla kaplı ve onlarda da
çalba bitkisi var. Çalbanın da Hititçesi şalba. Kafalarda soru işaretleri. Hititçe'de Türkçe bir kelime ne arıyor? Evet, sedir ağaçlarının altından geçiyoruz. Ulu sedir ağaçları. Çok güzel. Ve bizim yol böyle devam ediyor. Eski göç yolları. Tekrar döşeme yol kalıntılarıyla karşılaşmak ne güzel. Bu yol da aslında büyük oranda döşeme yol, taş döşeli bir yol. Ancak yukarıdan gelen molozlar yolu büyük oranda bozmuş, kaplamış. Şu anda da döşeme yoldan geçiyoruz. Önce 400 önce bir akşam aşağıdaki düzlükte kamp yapmıştık Eto'yla. İşaretlemek ve rotayı bitirmek 2020 yazına kaldı. Döşeme yollar. Bu bölgedeki Roma yolunun en güzel kalıntılarından birinden geçiyoruz. Üstümüzde arı kovanları var. Ve inanılmaz bir yoğun arı sesleri içinde arı kalabalığında yürüyoruz. Bu yol gerçekten çok güzel. O yüzden şöyle karşısına geçip bir çekeyim. İşte böyle bir yer. Geldiğimiz vadi karşısı, ağacın arkası. Burası Karın'ın Kuyusu Yaylası. Burada da tuz yolunun bozulmamış noktaları var. Toprak yayla yolundan ayrıldıktan sonra 6-7 parça yolun kalıntıları var ki bu da gerçek bir güzergahı takip ettiğimizin bir delili, bir kanıtı. Bu yolların talihsizliklerinden biri de domino taşı gibi dökülüyor olması. En alttaki taşı birisi oynattığı zaman diğerleri de arkasından geliyor. Ve taşların yüzeyleri oldukça parlak. Yan taraflardaki taşlar parlak değil ama bunlar parlak. Çünkü bunlar binlerce yıldır kullanılan taşlar. Yolun en güzel bölümlerinden birindeyiz. Bu yolların buradaki varlığı, bu yolun gerçek bir antik yol olduğunun göstergesidir. Yeni suyun önü yaylasına 500 metre kaldı. Önümüzdeki dağ Sivri Dağ. 2500 küsür metre. Bu dağın arkasına şu çaprazda Kalandras var. Oraya ineceğiz şimdi. Evet, tabelalarımız bu şekilde. Kalkantaşı yaylasına 5 kilometre. Burası Yeni Suyun Önü Yaylası. Karşıda Sivri Dağ ve Çeşme. Çekimi mi koyacağız? Ramazan, şu bağırmaları yap da bir kaydedeyim istersen ya. Hangi abi bağırma ne anlama geliyor keçiler? Mesela yuhu dedin mal gelir. Yuhu dedin gelir. Mesela pıskırdın dedin mi korkar gider. Anlıyor her şeyi değil mi? Aynen. Vay be, süper valla. Tabii canım, aynen. İnsanı nasıl eğitirsin, aynen onu da eğitiyor, o da onu anlıyor. Çok güzel. Ramazan, sizin köy nere? Bizim köy Kepez miydi? Kepez. Kepez. Konuştuk da baban da herhalde. Onlar amcam, enişte, ha. Babam da obada orada. Ha, orada yani. Aynen. Tamam. Güzel. Oğlakların keyfi yerinde ama ya. Oğlakların keyfi yerinde, yaylaya çıkardık işte.
Yaylada göbek sallıyorlar. Güzel. Ne zaman çıkıp ne zaman iniyorsunuz? Vallahi biz Mayıs'ın 20'sinde çıkarız, Ekim'in 15'inde ineriz. Evet, kaç ay yapıyor? Yaklaşık 4 ay, 5 ay falan yapıyor işte. Evet, 4 ay, 5 ay. Aynen. Çok güzel ya. Suyu ne yapıyorsunuz burada, su işini? Ya suyu şimdi tankerlerle getiriyoruz. Tankerlerle? Ha, traktörle getiriyorsunuz ha? Aynen. Çok iyi. Bu yaylaların adı ne? Bu yaylaların adı... Buraya yeni su diyorlar, bu mevkiye. Yani. Yeni su burası. Ha, o yeni yapılan çeşmeden dolayı mı o? Önceden de adı öyle mi? İsmi oradan almış. İsmi oradan. O şu karşıya çakıldan geliyor. He. İsmi o bir emminin biri, hacının biri indirdi oraya işte, Allah razı olsun. Güzel. Aynen, kuş kurtuk her şey sebepleniyor ya. Çok güzel. O, ama o su biraz akınca kapanıyor değil mi? Gidiyor su, azalıyor. Aynen o şekilde devam ediyor, kurumaz. Kurumuyor. Yok, kurumuyor. Az az devam ediyor mu? Aynen işte, az az devam ediyor. Güzel. Gelen giden çağırıyor ya. Hı-hı. Ramazan, biz hızlanıyoruz. Siz hızlanın, ben sizi tuttum. Yok, estağfurullah. Sağ olasın. Hadi kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Hadi. Sağ olasın. Sizin yolunuz çok hadi. Çok sağ ol. Aynen. Eyvallah. Eski yolların izlerini karşı yamaçlarda görüyoruz. Kenarlık duvarları görünüyor. Kalkantaş yaylasında dövüyorlardı bizi. Ne? Drone'u uçurdum böyle Kalkantaş'ın da kayaların altında, dağın altında evler var ya. He. Oraya drone'u yolladım. He. Oradan bir kıyamet koptu. Ne yapıyorsunuz orada? Kimden izin aldınız bilmem ne falan. Hemen drone'u getirdim, koydum çantaya, fırladık kaçtık. Yani size ilgi göstermediler. Ya kovaladılar bizi. Bağırıp durdular. Ya anne tanıtacaktın kendini abi. Ya. Dedik biz dağcıyız. Eski kervan yollarını, göç yollarını işaretliyoruz dedik. Dağcılar için yol yapıyoruz. İşte toprak yola girmemeye çalışıyoruz. Eski patikaları gördükçe de yolun altına iniyoruz. Zaten bir eski patika, bu ana yol birazını aldı. Aldı işte maalesef aldı. Aldı. Uzun olan yerlere indik. Böyle kısacık kısacık olanlara inmedik yani. Yolun altında görüyoruz ama he, kısacık inmiyoruz oraya. İn çık yorucu olur. Yol işte böyle gittiydi yani. Hı-hı. Yolda oraya vurdu ama burayı görmeden. Burası gitti. Bozulmamış. Burası çok güzel. Ben buradan bir kere geçtim. Yalnız geçtim ben bir de bir kere buradan. Şimdi burada kademe yerler var. Döşeme güzel. Hı-hı. Çok güzel. Ya o yol depenin arkasında yol az orada şaşırıyor, bozuluyor yani. Ben girişi bir giriş buram abi. Giriş bura işte. Ha, tamam, çok güzel. Burada. Çok güzel. Şuraya şimdi zaten. Çiminin adamları buradan hayvan üstü, buradan peynirler aldı. Buradan çimiye giderlerdi eskiden. Çimi köyünde de pek oturan yok herhalde ya. Bir kere biz. Ya bizim bu köyler bunlar galiba. Boş değil mi? Yani. Köyler herhalde. Köylerde kimse kalmadı değil çok mi? Çok az çok. 20 yıl sonra hiç kimse kalmayacak. İş tabii kaynak. İş olmadığından mı? Çocuklar şehri istediği için mi? Abi iş kaynak yok. Arazi yok. Yok değil mi? Bir gelir kaynağı yok. Fabrika yok. Turizm yok. Peki hayvancılık, tarım? İşte hayvancılık olanında tarım da ona göre zaten karnını doyurmaz. Karnını doyurmuyor. Su yok. Hayvancılık fazlalaştı daha iyi değil mi peki? İşte onu da yapmıyorlar. Her nesilde yapmıyor. Zahmetli iş. Evet, hayvancılık aslında çok önemli bir şey. Ya işte yapıyorlar mı? Yapmıyorlar. O da sıkıntılı. Yaş kaç abi? 55. İsim neydi abi? Mustafa. Mustafa abi. Çocuk var mı? Var. Kaç tane? 4. Hepsi de burada değil değil mi? Yok, hiçbiri de yok. Hepsi dışarıda mı? İkisi, 3 kız, 1 oğlan, 2 numara kız, oğlan, 2 kız, büyükler, onları uçurduk. Hepsi dışarıda yaşıyor değil mi? Biri işte 3 numara oğlan, asker indi. İyi maşallah. Asubay, İstanbul'da. Oo, şükürler olsun. 4 numarada kız. O da şimdi yarın Antalya'da imtihana girecek. Üniversite sınavlarına. Bravo size, daha ne güzel. Bakalım şimdi, hayır yarından sonra. Onlar da büyük olasılıkla geçer gider zaten. Her şey tabii. Bu yaptığın işi yani devam ettirecek. Birileri lazım, şart ya. Bu işte bitti galiba. İki de bitti. Şimdi her işin... Ya her şey bir yere kadar abi. Ama her iş biter. Bu hep ihtiyaç. Bu bitmez. Millet peynir yemeyecek mi? Süt içmeyecek mi? Et yemeyecek mi? Bu iş bitmemesi lazım. Dışarıdan alıyoruz ya eti. Sırbistan'dan et geliyor. Bosna Hersek'ten. Yani. Saraybosna'dan. Evet. Bulgaristan'dan. Devlet destek vermiyor mu hayvancılar? Veriyor. Veriyor mu? Veriyor. Ya destek olduğu halde yapmıyorlar yani. 20-25 lira bir geçiyor. Damızlık geçiyor. Biz Rusya'da da yürüyüş yapıyoruz. Orada ortalama bir koyun
150 Türk lirası bizim parayla çok ucuz. 100 lirasını devlet veriyor. Ortalama bir inek 1000 lira 1500 lira arasında bir inek 1000 lirasını devlet veriyor orada Rusya'da. Millet yapsın diye hani desteği sağlam yapsa aslında insanlar yapar. Canı parasını ödüyor sana. Tabii hazır ödüyor ama devlet de karşılığını bekliyor. Parayı alıp da oturmuyorsun. Ben üretemedim deme şansın yok. Üreteceksin. Geliyor müfettişler bakıyor hayvanlarına. Çünkü yıl içinde 100 tane koyun ne kadar ürer? 150 ürer. Geliyorsunuz 100 koyun 70'e düşmüş. O yüzden mahkemelik oluyorsun. İyi bakacaksın yani orada. O şartları da var ama. Ama onlar tabii projelidir onlara şey. Projeli. Şeyleri vardır onların protokolü. Burası var gibi değil orada. Hiç koyun olmayanın 1500 koyunu var. Hayvancılık orada öyle. Ama orada da ot böyle. Taş göremezsin. Her yer ot. Dağlar, bayırlar böyle çayır. Elverişli. Yağışı da iyi alıyor. Yağışlı tabii. Orası daha yağışlı bizden. Biz bak buraya gelir belki. Hey. Doğru mu gidiyoruz? Ha yol öyle burası. Gidiyor. Yol burası öyle pardon. Gider, öyle de gider. Yol burası gibi Mehmet. Orası evet. Orası burayı fark ettim. Evet evet. Ha? Yol orası biraz. Şuraya koy, tam koyun üstüne. Tamam. Hem orada döşeme yolu da var. Hı-hı. Orada rampayadan buraya çevirmiş yolu. Buradan daş katmış yolu kapatmış. Mustafa abi senin keçiler beni yanılttı. Keçiye ne bakıyorsun? Niye abi? Keçi gibi yol bilen hayvan var mı? Abi keçi işte. Düz yolda ne işi var? Keçi adı üzerinde. Hey. Nereye koydun bir şey? Oraya koymuştum. Nereye? Onu yaptım. Tamam. Çok yaşadık biz o işleri o yüzden. Biz bile profesyonel olduğumuz halde biz bile yapıyoruz aynı yanlışı. Hey. Aslında dediğin gibi yolu sonradan çevirmişler ama bu sefer de ağaç olmuş burası. Bunun aşağısı uçurum diye adam buraya çevirmiş. Evet. Doğru. Evet. Bu oyma bir üçgen yapılmış buraya. Tabiattan biraz zor olur o. Mustafa abi senin keçilere kavuştuk. İnsan işi o. Acaba? Çabuk %100. Ya bu yeni yapılmış bir yol falan değil bu 100 yıllık 200 yıllık falan. Yok. Değil, bu çok eski. Köy bile birine çok eski köy mesela Aksigen'in en evet. En yerli köylerinden bu çimi. Yani. Bunlar da beylik yaşayın. Mehmet Hoca anlat sen anlat. Beylik zamanında yaşayın. Mehmet daha iyi bil. Sen anlat yani. Bu çok kolay bunu şu anda bildik ki yeri. Ayrılmazsın hiç başından. Evet. Mustafa abi biz hızlanacağız şimdi. Hadi ben de ayrılacağım şimdi. Tamam. Sağ olasın. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Senden de Allah razı olsun. Kolay gelsin. Ne yasak ekeyim Mustafa onunla. Sağ olasın. Efendim? Bu yönü dursak konuşsak muhabbet sağ olasın. Etsek. İnşallah. Sağ olasın. Çok sağ ol. Dilerim bu iki oldu. Daha fazlası olur inşallah. 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 Ya demeyden bugün de dinle yani. Bugün çok zor. Bugün yolumuz uzun. Bir de pazar günü dönmemiz gerekiyor. Adam nereye döneceksin? Ben Alanya'ya döneceğim. Ben Bodrum'a. Alanya'ya döneceğim. Benim işim var, iş yerlerim var. Yarın cuma. Yarın cuma işte ya. Hey! Buranın nereye kadar iş yeri veriyorsun? Çimli'ye kadar mı? Çimi'den aslında oraların işaretlerini de tamir edeceğiz. Çimi'den işte Hüsamettin, Belenalan, Sarıhacılar, Akseki'ye kadar da kopuk yerler var o kademe yolun. Oraları da işaretleyeceğiz. Akseki'de bitireceğiz şimdi. Daha sonra da geldiğimizde bizim o Halkalıyaz'dan dağdan bir inmiştik sizin yaylaya.
Orayı da işaretleyeceğiz. Zor yürümek isteyen oraya yürüsün diye. Orada ayrı bir parkur olacak yani. İsteyen oraya yürüyecek, isteyen bu taraftan gelecek. Daha yapacak çok şey var ya. Gündoğmuş'a, Pınarbaşı'na falan döndüreceğiz bu yolu biz. Yani bizim de zaman ayırmamız çok evet. Zor buna. Bir de biz bu işleri para karşılığı falan yapmıyoruz. Böyle bir şey. Emek verdik, bitsin diye uğraşıyoruz. Kendimiz para harcıyoruz. Emek verdik, artık emeğimiz boşa gitmesin diye uğraşıyoruz yani. Bir şeyi keşfetmek gibi. Görüşürüz abi. Kolay gelsin. Geldiğimiz yol burası. Aşağıda manzara inanılmaz bir şekilde açılıyor. Ve gidiş yönümüz böyle. Zaman zaman döşeme yollara denk geliyoruz. Burası aradığımız yollardan biri. Hedefimiz Kalandıra, sonra Çimiköy. Rotanın ikinci Ladin ormanlık alanı. Yeni suyun yaylası Kalandıras rotasındayız. Kalandıras'a doğru gidiyoruz yeni suyun önünden. Yolun birçok kısmı bu şekilde molozlar altında veya ağaçlar kaplamış. İki boyayı da ben aldım şimdi. Naci abi de kamera. Gidelim abi gel. Yolun büyük kısmını molozlar kaplamış. Geri kalan kısmını da ağaçlar kapatmış. Karşıda görülen alan Kalandıras. O düzlüğün sağından da Çimiye. Şu ağacın arkası istikametinden Çimiye doğru döneceğiz, gideceğiz. Mola verdiğimiz anda bu yolda belki de binlerce yıllık bir kalıntı buluyoruz. Bir nal. Ve nalın çivisi de burada.
kim bilir kaç yıllık. Çünkü bu yollarda şu an eşek, deve ya da katır hiçbir şey gidemez. Görüyor musun nal çıkmış? Hı hı. Çivisi de üzerinde. Haberi bile yoktur. Nal çivisinin adı ne biliyor musun? Mı? Gabara. Gabara. Hı hı. Gabara başka bir şey diyorlardı ya. Gabaridir o yükseklik. Hayır. Ne? Koltukların kenarlarına çakılan çivilere. Aynısı işte. Ona derler. Aynısı işte. Yani doğrudur. Demek ki ona da diyor. Aldığımız yere koyalım tarihi. Yeni boyaları almayacaksın değil mi? Yo yo. Binlerce yılın tanığı, bazen döşeme yollar, bazen de böyle yolların kenarlık duvarları. Kalandıraz'a indik. Tam gördüğünüz doğrultuda buraya geldik. Hem aşağıdan araba yolu geliyor, hem de yukarıya doğru gidiyor yol ve direkt karşıya atlayarak Kalandıraz'ın içine doğru gidiyoruz. Karşı dağa varmadan da sağa döneceğiz patikadan.